أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه الطبراني. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Görünmez gayrı mirattan o mahbub, bulunmaz gayrı yerde vasf-ı matlub. Muti ol emrine ta ede mahsup, seni esrarına hem ede mensup. Hevalardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser denmiş. Dünyaya ilk geldiği gün müminlerin sevinci, neşesi, uğuru ve huzuru olmuş. 7 yaşında Hazreti Resulullah'la biatta bulunmuş. Canım canına, kanım kanına, yolum yoluna, ömrüm ömrüne feda olsun ya Resulallah diyerek ilk doğduğu günden son ana kadar peygamber bağlısı olmayı şeref bilmiş bir sahabeden bahsedeceğiz. Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anhuma. Anhuma diyoruz çünkü Abdullah kendisi de bir sahabi. Babası Hazreti Zübeyr İbni Avvam da bir sahabi. Üstelik de cennetle müjdelenen, dünyadayken müjdesini alan 10 güzide sahabeden birisi babası. Zübeyr İbni Avvam. Hazreti Abdullah'ın annesi de çok kıymetli bir isim. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın kerimesi, kızı olan Esma binti Ebubekir. Zatun Nitaqeyn diye bilinen, Mekke'deyken iman etmiş, babasına yakışır bir kerime olmuş, hicret esnasında henüz Abdullah'a hamileyken, belki Abdullah anne karnında 7-8 aylık iken, Sevr Dağı'na 1,5 saat takriben yayan yürüyüşle çıkılabilecek bir dağa, zifiri karanlıkta
erzak götürmüş, haberler götürmüş. Ben hanım halimle ne yapabilirim diye düşünmemiş. Koskoca cesaretiyle beraber Hazreti Peygamber'in ve onun sadık yari, mağara arkadaşı, babası Hazreti Ebubekir Sıddık'ın selameti için davalarına hizmette devam edebilmeleri için hanım haliyle, hamile haliyle hizmet etmeye gayret etmiş bir annemiz Esma binti Ebubekir, Hazreti Ayşe validemizin, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'nin de kız kardeşidir. Dolayısıyla Hazreti Abdullah'ın annesi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anhuma kız kardeşi olduğuna göre Esma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı, Abdullah İbni Zübeyr de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın baldızının kıymetli bir evladı. Cenab-ı Hak hiç kimseyi inancından sebep yurdundan, evinden, vatanından göçmek ve hicret etmekle imtihan etmesin. Ama eğer dinin, eğer inancın, eğer hakikatin muhafazası, ikamesi ve idamesi için başka bir seçenek kalmamışsa, inanan bir insan için gerektiğinde vatandan, gerektiğinde evden, bazen de aileden geçmek icap edebilir. Cenab-ı Hak önümüzdeki zorluklar ne kadar kavi ve katı olursa olsun bizi dünyamızla imtihan etse de Cenab-ı Hak bizleri ahiretimizle imtihan etmesin kıymetli kardeşlerim. İnsanın dünyayla imtihanı telafi edilebilir. Ama ahiretle imtihan telafisi olmayan bir kayıp getirebilir. Bu sebepten dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam hepinizin hemen şuracıkta ezberleyebileceği bir hadisi şerifiyle bize tembih buyurur. El musabu men harume sevap buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ezberlemeye çalışalım. O ki onun ağzından çıkmış kelimelerdir. Ağzımızın tadı olsun. Daraldığımızda imdadımıza yetişsin. İlacımız olsun. Başımızı okşayan bir el gibi Resulullah'ın rahmeti, şefkati, merhameti üzerimizde bulunsun. El musabu mus'ab değil. El musabu musibetten geliyor. Men harumes sevabe. El musabu gerçek manada kendisine bela isabet etmiş olan kişi hastalanan değil. Zengin iken iflas eden değil. Güçlü iken yatağa mahkum olan değil. Yani mücerret dünyasıyla imtihan olunup bir takım sıkıntılara, belalara maruz kalmak değil insanı belaya düçar kılan. El-Musabu, İslam'a göre gerçek belaya uğrayan kişi, men o kimsedir ki harume, mahrum olmuştur. Es-Sevabe, Allah'ın kendisini imtihan edişinin neticesinde vaat ettiği bir mükafat var. Onun bir karşılığı var ahirette. Hani
Gözleri ama olan bir sahabi geliyor. Ya Resulallah, dua edin de Allah gözlerimi açsın diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. İstersen dua edeyim, Allah sana gözlerini geri versin. Ama istersen sabret, Allah sana cenneti bahşetsin dediğinde hiç tereddüt etmeden cenneti istiyor. Bu insan hakikatte zahiren belaya müptela görünse de eğer karşılığı cennet olacaksa inanın bu bir bela değildir. El-musabu men harume sevap buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Allah'ın kendisini yaptığı imtihanın karşılığında vaat ettiği, sözünü verdiği sevaptan mahrum oluyorsa, o sevabı kaybediyorsa belayı bulan odur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa nasıl kentsel dönüşüme giriliyor? Belediye size gelse dese ki eski bir eviniz var. Üfleseniz üzerinize çökecek bir eviniz var. Size gayet makul bir teklifle geliniyor. Cebinizden hiçbir şey çıkmayacak. Ancak birazcık bu evden uzak durmanız gerekecek. Birkaç ay içerisinde evini yenileyip sana teslim edeceğiz deseler. Hem de saray inşa edeceğiz deseler, senin tutup da evini yenileyen insanların başına çorap ördüğünü söyleyerek şikayet etme hakkın yok. Allah Celle Celaluhu şu fani hayatın bir bölümünü istimlak edip karşılığında cennet vaat ediyorsa bu gerçek manada musibet değildir. Peki madem ikramdır, niye açık bir ikram olmaz da böyle üstü kapalı bir şekilde tecelli eder? Cenab-ı Hak bazı iyilikleri, bazı ihsanları kuluna açık bir şekilde yapar. Cenab-ı Hakk'ın gökten yağmur yağdırıp yerden bitirmesi, çalışan insanlara muvaffakiyet bahşetmesi, gülecek, sevinecek, huzur bulacak bir takım hadiselerle karşılaşmamız bu çeşit lütuflardandır. Ama Allah bir kulunu sevmek istediğinde veya sevmeye başladığında eğer ona vereceği bütün nimetler hepsi aleni ve aşikar olsa hepimizin bir tarafında gizli olan hasetler depreşir, Allah'ın verdiği nimetlere haset artmaya başlar. Cenab-ı Hak diğer kullar ona aşırı derecede haset etmesin. Buğuzları varsa buğuzları artmasın. Kinleri varsa kinleri çoğalmasın diye Hazreti Allah Celle Celaluhu belki de sana dargınlıkları varsa, sana gazapları varsa merhamete, yumuşaklığa, affe ve mağfirete dönüşsün diye Cenab-ı Hak bazı verdiği nimetleri ambalajlı verir. Saklı verir, kapaklı verir. İşte bu imtihanlardan birisi de inancından dolayı memleketini, vatanını terk etmek zorunda kalmaktır. En büyük, en zor imtihanlardan birisi de budur. Seneler önce Ezher Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımız gemiyle hacca gidiyoruz diyor. Birkaç talebe arkadaş, gemideki gençlerden birisi de Filistin asıllı Muhammed isminde bir arkadaşımız. 20 yaşlarında o kadar neşeli ki, bütün
gemiye neşe saçıyor, sürur saçıyor, dokunduğunu güldürüyor. Benim yanıma gelince 20 yaşına kadar 20 farklı ülke gezmiş Muhammed'e bir soru sormak aklıma geldi diyor. Ona dedim ki Muhammed, şimdiye kadar 20 ayrı ülke gezmişsin. Acaba gezdiklerinden birisinde ikamet etmek, hayatını devam ettirme imkanın olsaydı sen nerede yaşamayı isterdin dedim. Muhammed'in o gülen yüzü bir anda soldu. Başı önüne düştü ve ağlamaya başladı. Başını kaldırdığında gözleri çoktan dolmuş, zoraki dudaklarından şu kelimeler süzülüverdi. Tek bir kelime, vatani dedi. Vatani. Ben bütün dünyayı gezmiş görmüş de olsam, sadece vatanımda yaşamak isterim demiştir. Mümin olduğu için, Allah dedikleri için vatanlarında, evlerinde yaşamalarına müsaade edilmeyen, başta Hazreti Resulullah, sonra kadim dostu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ve onu sevenler. Birer birer Mekke-i Mükerreme'den gözü yaşlı adımlarla Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlar. Medine-i Münevvere'nin ahalisinden bir kısmı Yahudilerden müteşekkil. Cenab-ı Hakk'ın وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ Dünyaya peygamber olarak gönderilenlerin de, gözü yaşlı müminlerin de, bütün beşeriyetin de lanetini almış Yahudiler o dönemde de Medine'yi Münevvere'de yaşamaya, ikamet etmeye devam ediyorlar. Yahudi milleti hiçbir zaman kendilerinden başkaları için ve hususen müminler için, Müslümanlar için iyi rüya görmez. Asla ve asla bizim hayrımıza olacak bir kelime ağızlarından çıksa da yüreklerinden, zihinlerinden çıkmaz. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Cenab-ı Hak çok kesin bir ifadeyle kullanır. وَلَنْ تَرْضَ Arapça'da bir fiilin başına len gelmişse asla demektir. Rüyanızda bile göremezsiniz. Görseniz de inanmayın demektir. وَلَنْ تَرْضَى asla razı olmaz الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Ey Habibim! Senden ve senin gibi iman edenlerden الْيَهُود Yahudilerin müminlere olan husumeti, adaveti çok daha şiddetli olduğu için önce onlar zikredilmiş. وَلَنْ نَصَارَى Hristiyanlar da sizden asla razı ve memnun olmazlar. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Onların dinine, milletine tabi oluncaya kadar. Allah öyle bir duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Yahudi milleti toprağın altına gömülmüş bir mayın gibidir. Ayağınız üzerinde durduğu müddetçe hiç sesi çıkmaz. Rahattır.
Ama ayağınızı başından kaldırdığınız andan itibaren öyle bir infilak eder ki herkesin kanını döker. Tarih buna şahittir. O gün peygamberlerin sonuncusu ve en kıymetlisi, karıncayı bile incitmeyen, beşeriyeti zulümattan nura taşımak için gelen Hazreti Resulullah ve ashabı birer birer Mekke'den Medine'ye hicret etmeye başladılar. Yahudiler o zaman da hemen kara propagandaya başladılar. Müslümanların işine, lehine yarayacak hangi iş varsa Yahudi hemen otomatikmen devreye girer ve onun aleyhinde bir propaganda başlatır. Ne yapacaksanız, silah mı imal edeceksiniz, hemen onun aleyhine bir girişim. Yol mu inşa edeceksiniz, hemen aleyhine bir girişim. Başladılar, hem müminleri Medine-i Münevvere'den soğutmak için, hem de insanları İslam'dan uzaklaştırmak için dakika bir gol bir Yahudi pazarlığı başladı. İçlerinden ilmin ucumla meşgul olan bir müneccim diyor ki, biz Medine'ye gelen Yesrib'e, o günün ismiyle Yesrib'e gelen Müslümanlara büyü yaptık. Onların çocukları olmayacak. Artık buraya geldikten sonra zürriyetleri kesik yaşamaya mahkumlar diyor. Ve bunu o kadar çok telaffuz ediyorlar ki aynı zamanda kendi etrafına, kendi akranlarına İslam'a girmeyin. Eğer böyle olursa sizin de zürriyetiniz, çoluğunuz, çocuğunuz olmaz korkusu verirken, bir taraftan da müminleri mahcup edecek bir söylemin içerisindeler. Asıl Peygamber Efendimizin erkek çocuğu olmadığı için neslinin devam etmeyeceğini dillendiren müşriklere Cenab-ı Hak asıl soyu sopu kesik olan onlar olacak demiştir. Medine'de böyle bir şaya, böyle bir söylem, böyle bir konuşma başlamış ve o günlerde müminler bir taraftan vatanı terk etmenin, bir taraftan Medine-i Münevvere'nin iklimine ayak uydurmanın zorluklarıyla mücadele ederken kulaklarına gelen bu haberler onların daha çok asabını bozmaya başlamış. Hicret edenlerden birisi de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın kerimesi Esma binti Ebubekir. Kocasıyla beraber Medine-i Münevvere'nin civarına, Küba denilen bölgeye geldiklerinde Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anh dünyaya geliyor. Yahudilerin bu söylemlerinin boş olduğunu, dünyaya gelişiyle beraber bütün menfi propagandaların bir anda unutulmasına, Yahudilerin mahcup olmasına vesile oluyor. Ve Abdullah'ın gelişi müminler arasında büyük bir sevince vesile oluyor. Müminlerin boynu bükük iken, boynu kırık iken, gönlü kırık iken Abdullah İbni Zübeyr'in gelişiyle beraber yeniden hayat buluyorlar. Dünyaya yeni gelen o bebek kundağında Hazreti Resulullah'ın kucaklarına terk ediliyor. Allah bizim de
evlatlarımızın, zürriyetimizin de dünyaya gelişlerini ümmetin sevincine vesile eylesin. Cenab-ı Hak yaşarken de ümmeti, yerdekileri, göktekileri, yerin altındakileri, ruhları semaya yükseltilmişleri sevindirecek işlere bizleri muvaffak eylesin. Bir bebek dünyaya geliyor ve o günün müminlerinin sevinç ve surur kaynağı oluyor. Herkes seviniyor bu haberde. Allah Resulüne getiriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Abdullah ismini veriyor. Olur ya bugün bir torununuz, bir çocuğunuz, bir evladınız dünyaya gelirse Abdullah İbni Zübeyr'in hatırına ona Abdullah ismini koyunuz. Abdullah ismini veriyor ve bir hurma isteyerek tahnikte bulunuyor. Tahnik demek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelen bir bebeğin ilk midesine giren şey onun çiğnediği bir hurma olsun diye, bir hurmanın suyu veya tadı olsun diye bir hurmayı alır, hafifçe çiğnedikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tükürüğünün de temas ettiği o hurma o çocuğun, Hazreti Abdullah'ın ağzına değdirilmiş ve Abdullah İbni Zübeyr'in midesine ilk inen Resulullah'ın bir cüzü olmuş. Allah Resulü onun ilim ehli, hikmet ehli, aynı zamanda ibadet ve cesaret ehli olması için dua etmiş. İlim var, hikmet var, ibadet tamam ama hakikati söyleyecek, haykıracak bir cesarete sahip değilse ilim de bir işe yaramaz. Onun için sahabenin en mühim hasletlerinden birisi cesaret ehli olmaktır. Allah Celle Celaluhu doğruyu doğru yerde konuşabilecek cesareti bizlere ihsan eylesin. Kuru kabadayılıktan bizleri muhafaza eylesin. Tahnik. Ondan sonra bunu sünnet addeden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti olarak bilen İslam alimleri, üstadlarımız, hocalarımız yeni doğan çocuklara peygamber varisi sayılabilen bir zat bulmuşlarsa, aralarında bulunmuşsa hem zahiri ilimlerde hem batını ilimlerde, yoksa sadece batını ilimler, o da yoksa sadece zahiri ilimlerde hazik olan, rasih olan, uzman olan birisine hurma çiğnetmişler, doğan çocuğun ağzına onu sürmüşler ki Allah Celle Celaluhu bizim de evladımızı arif eylesin, alim eylesin, zahit ve abid eylesin diye tahnikte bulunmuşlardır. Tahnik sünnettir. Abdullah İbni Zübeyr'in bu isimle tesmiyesinden sonra ona Ebu Bekir lakabı da verilmiş. Allah alem dedesini hoşnut etmek için. 7 yaşında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Bir insanın buluğa ermeden önce kendi kastıyla 7 yaş bir çocuğun temyiz yaşıdır. Yani lehine ve aleyhine olabilecek şeylerden haberdardır. Çarşamba pazarında limon satabilir. Onun için
temiz yaşına gelen bir çocuğun kendi iradesiyle iman ettim demesi sahih bir iman kabul edildiği gibi, o yaştaki çocuğun ben inanmıyorum demesi de aynı şekilde bir küfür olarak kabul edilir. Allah kafir anası, kafir babası olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Parantez açıp bir şeye dikkat çekmek isterim. Hazreti Abdullah'ın babası aşere-i mübeşşereden, yani cennetle müjdelenenlerden birisi. Esma, o da bir sıddıkın kerimesi. Yani baktığınız zaman Abdullah İbni Zübeyr aslında önemli bir ailenin çocuğu. Sahabe çocuklarına bakınız. Onlar hep babaları gibi olmuşlar. Daha akılları başlarına gelir gelmez hepsinde bir peygamber sevdası görürsünüz. Hepsinde bir İslam arzusu, İslam heyecanı görürsünüz. Yani sahabe olup da evladı, torunu, babasının, dedesinin izinden gitmeyen çok nadir bir kişiye rastlarsınız. Belki bulmak bile zor olabilir. Peki sahabenin çocukları babaları gibi olmak istiyorlar ve bu hususta bazen Bedir'de savaşabilmek için, Uhud'a çıkabilmek için birbirleriyle mücadele, birbirleriyle münazaa etmek zorunda kalıyorlar. Yaşları küçük diye Efendimiz onları kabul etmek istemediği zamanlardı. Soru şu, sahabenin çocukları babalarının inandıkları gibi inanıp, babalarının yürüdükleri yoldan yürüme gayretindeyken, acaba bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız niçin bizim gibi aynı çizgide, aynı safta, aynı davada, aynı noktada buluşmuyorlar? Buna biraz kafa yormak zorundayız. Ay sonunda ödeyeceğimiz kirayı düşündüğümüz kadar, elektrik su faturasını düşündüğümüz kadar, TOKİ'den aldığımız evin taksidini düşündüğümüz kadar, çocuğumuzun bizim gibi inanmamasını, aynı vakitte, aynı safta, omuz omuza Allah'ın huzuruna duramayışımızın sebeplerini, çarelerini düşünmek zorundayız cemaatimiz. Sahabe bunu nasıl başarmış? Zorluk diyorsanız, açlık diyorsanız, sigorta diyorsanız, maaş diyorsanız, onların hiçbirisi sahabe evladında yok. Bizden daha fazla açlıkla imtihan olundular, yoklukla imtihan olundular ama hiçbir sahabe dünyayı ahiretten daha fazla çocuğuna tembih etmemiştir. Dünya hususunda ahiretinden daha fazla kaygı duymamıştır. Bütün himmetleri, bütün gayretleri, bütün dertleri çocuklarının ahiret hususundaki kazançları olmuşlar. Çünkü biliyorlar, rızkın kimin elinde olduklarını biliyorlar. Bunu bildikten sonra dünya için gereğinden fazla endişe etmenin anlamı kalmamış demektir. Onun için zihnimizin bir kenarına düşmemiz gereken bir not, o da çocuklarımız acaba niçin bizim inandığımız din, bizim hak bildiğimiz yoldan gitmiyorlar? Onlar kendilerini bizden daha akıllı zannediyorlar.
Daha medeni zannediyorlar. Daha çağdaş zannediyorlar. Allah Celle Celaluhu evlatlarımıza İslam'ı sevdirecek ahlakı, gayreti, samimiyeti, neşeyi bizlere ihsan eylesin. Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anh, babasının yolundan giden, babası gibi olmaya çalışan ve sahabenin ona verdiği isimle Hamametül Mescid, mescit güvercini denilecek kadar mescidi mesken bilen genç bir sahabi. Namaza durduğu zaman kıraatı o kadar uzun sürermiş ki bazen bir rekatı bir saat sürermiş. Demek ki bir saat durmadan Kur'an okuyabilecek, bir saat takriben bir saatte insan 300 okuyabilir bir hafız. O da sahabenin kurralarından, Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş nadir insanlardan birisi. Hatta Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde biliyorsunuz Kur'an'ın mushaf şekline getirilmesi Hazreti Ebubekir Sıddık döneminde olmuştur. Bir takım sahabeler, hafız sahabeler şehit olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh kaygılanmış, bu işi sağlama alalım demiş, parça parça sahabenin elinde bulunan yazılı metinler ve hafızlar bir araya getirilerek Kur'an-ı Kerim tek mushaf şekline dönüştürülmüş. Peki o güne kadar niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamış? Çünkü sahabeden bir savaşta 70 tane hafız şehit olmuş. 70 tane. Düşünün sahabe döneminde Kur'an'ı ezbere bilenlerin sayısı demek ne kadar? Bundan dolayı Hazreti Ebubekir Sıddık döneminde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ihtiyaç duyulmuyor mushafa. Kur'an'ı bir araya getirmeye ihtiyaç duymuyor çünkü Medine-i Münevvere'de yüzlerce hafız var. Kur'an emniyette. Ama bir anda 70 sahabi şehit olunca Hazreti Ömer diyor ki biz cihattan geri kalmayacağız. İslam davetinden geri durmayacağız. Her muharebede 70 kişi giderse o zaman Kur'an-ı Kerim tehlikede olur diyor ve Hazreti Ebubekir Sıddık döneminde bir araya getiriliyor. Sonra kıraat farklılıkları ortaya çıkınca her biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen farklı kıraat şekilleri Hazreti Osman döneminde de bu kıraatlar efendim tek bir noktada toplanıp Kur'an-ı Kerim nüskaları çoğaltılıyor. İşte o nüskaların teksir edildiği, çoğaltıldığı 4 kişilik kurra grubu içerisinde Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu an o da mevcut. 4 kişiden birisi. Yani okuduğumuz her Kur'an-ı Kerim'de satın aldığımız, hediye ettiğimiz her mushafta Abdullah İbni Zübeyr'in nesi var? Emeği var. Allah bize böyle bir amel nasip etsin cemaatimiz. Allah onlara nasıl bir devlet vermiş ki yaptıkları işlerin semeresi, faidesi, ümmete dönüşü, menfaati kıyamete kadar devam ediyor. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Ebu Hanife gibi insanlara bakıyorsunuz. 60 seneye, 70 seneye neler sığdırmışlar biliyor musunuz? İmam-ı Gazali'nin yazdığı bütün kitaplar hem doğuda, hem batıda, hem Müslümanlarca, hem gayrimüslimler tarafından hala okunmaya devam ediyor. Yani adam
yaşadığı 60 senede bir hocalık yapmamış. Sadece 60 sene talebe okutmamış. Ahirete gittikten sonra da bütün dünyadaki insanları okutmaya devam ediyor. Hocalığı görüyor musunuz? Biz şimdi bir ay çocuğumuzu Kur'an kursuna gönderince, kendimiz için konuşalım, bir Fatiha'yı bir de İnna Atayna'yı Kulhuvallah'la beraber ezberleyince tamam, hoca olduk zannediyoruz. Bitti zannediyoruz. Onlar Kur'an'ı ezberliyorlar. Yaptıkları işler öyle bereketli işler ki, öyle ihlasla yapıyorlar ki kıyamete kadar devam ediyor. Abdullah İbni Zübeyr, kurralardan birisi. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete gittiğinde genç yaştaydı. Hazreti Ebubekir Sıddık döneminde, Hazreti Dört Halife döneminde yaşamış, bulunmuş ve onların dönemlerinde Mısır'ın fethinde İslam ordusunun içerisinde yer almış. Aynı şekilde Suriye'nin fethinde bulunmuş, Yermuk Savaşı'na katılmış, Bizanslarla yapılan bir savaşta Bizans ordusunun başındaki komutanı bizzat kendi eliyle daha harbin başındayken cehenneme yollamış, cesaretiyle beraber bütün müminlere ayrı bir kuvvet, ayrı bir gayret bahşetmiş. Sonra sıkıntılı dönemler gelmiş, Cemel vakaları, Sıffin vakaları, o dönemin fitnelerinden, o dönemin ihtilaflarından nasibini almış. Hazreti Ayşe validemiz teyzesi olduğu için Hazreti Ali döneminde onları yalnız bırakmama gayreti içerisinde bulunmuş. Başta söyledim. Önemli bir ailenin çocuğu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinden sayılabilecek bir yakınlık var. Bunun getirdiği manevi mesuliyetler var. Hepimiz için olur. Eğer bir memleketi idare eden, bir davanın, bir vakfın, bir müessesenin, bir şirketin başındaysanız, çocuklarınız ister istemez o şirketin veya o kurumun, o müessesenin kaderinden, müspet veya menfi kaderinden en büyük hisseyi alacaklardan birisidir. Abdullah İbni Zübeyr de o ailenin evladı olması hasebiyle büyük imtihanlar yaşıyor. Bundan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit edildiğinde son demlerinde oğlunu hilafete aday göstermesi istendiğinde bir evden bir kurban yeter diyerek Abdullah İbni Ömer'i hilafete işaret buyurmamıştır. Siz de İşlettiğiniz bir kurum, yönettiğiniz bir müessese varsa, çalışanlarınızı, çevrenizi en çok rahatsız edecek olan evlatlarınızın, torunlarınızın sizin yakınınızda bulunmasıdır. Eğer onlar işe çok fazla karışmaya veya yakında görünmeye başlarlarsa, etrafınızdakilerini rahatsız eder. Bu, hiç beklemediğiniz huzursuzluklar, hiç beklemediğiniz sıkıntıları doğurur. Onun için bizim şirketlerimize bakınız, birinci nesil şirketler ikinci nesilde hastalanıyor,
Üçüncü nesil gelince ölüme mahkum oluyorlar. Niçin? Çünkü bu şirket benim diyerek şirketten hiç anlamayan çocuklarımızı, torunlarımızı ilk günden itibaren patron yapınca muhasebecisi, müdürü, çalışanları buna tahammül edemiyorlar. Ortakların da ekseriyetle gayretlerinin, himmetlerinin, iştiyaklarının körelmesinin sebebi bu oluyor. Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anh böyle bir aileye mensup olması her ne kadar abid, her ne kadar zahit, her ne kadar ilimle mücehhez olsa da zamanın fitneleri onu içine çekiyor. Ve sonuçta Mekke'de 9 sene Yezid'in ölümüyle beraber, Muaviye'nin oğlu Yezid'in ölümüyle beraber hilafetini ilan edip müminleri sahipsiz bırakmamak uğruna 9 sene Müslümanların Mekke'deki halifesi olarak yaşadıktan sonra Haccacı zalimin eliyle şehit ediliyor. Allah Celle Celaluhu bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak davası için yaşayıp davası için ölenlerin arasına bizleri de ilhak eylesin. Büyüklerden birisi bir hırsızı idam sehpasında görmüş. Niçin asıldığını sormuş. Demişler ki bu hırsızlık yapardı. Zaman zaman da adam öldürdüğü oldu ki idama mahkum edildi. Gitmiş ayaklarının altından öpmüş. İnsanlar şaşırmışlar. Efendim, nasıl olur? Sizin gibi bir zat bir hırsızın altında, ayağının altından, üstelik de idama mahkum edilmiş bir serserinin ayağından nasıl öper dediğinde buyurmuş ki davası uğruna buraya kadar gelebilen insanın ayağının altı öpülür buyurmuş. Davası uğruna dar ağacına gelebilen insanın ayağının altı öpülür. Allah eli de ayağı da öpülecek samimi insanlardan olmayı hepimize nasip eylesin.